Şimdi sosyal medya düzenlemesi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Ancak tartışmalar hala devam ediyor. MHP'den düzenleme ile ilgili sansür iddialarına yanıt geldi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterildi. Sosyal medya düzenlemesine yönelik tepkiler MHP'nin gündemindeydi. Yazılı açıklama yapan Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP'nin teklifte unutulma hakkıyla MHP ve AK Parti'nin bazı açıklamalarının internetten silineceği iddialarını yalanladı. Kim hangi düzenlemeyi yaparsa yapsın, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin terör örgütleriyle işbirliğini arşivlerden ve Türk milletinin hafızasından silemeyecektir dedi. Akçay, sansür iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu bir sansür yasası değildir. Ancak CHP, HDP ve İyi Parti konuyu saptırarak sanki tüm internet kapatılacak, ifade ve düşünce özgürlüğü kısıtlanacak algısı yaratmaya çalıştırmaktadırlar. Sahte hesaplar üzerinden sosyal medya terörü yaratanlarla bağlantıları mı var? Yoksa bu sahte hesapların bir bölümü CHP, HDP ve İyi Parti tarafından mı organize edilmektedir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terör örgütlerinin örgütsel faaliyetlerini klavyenin arkasına saklanarak bu ağlardan devam ettirdiğini vurguladı, muhalefetin tavrını eleştirdi. Muhalefetin kanun teklifine karşı gösterdikleri reaksiyon, savruldukları yer, kendilerini Türk milletinin değerlerine yabancılaştırmış, doğrudan adaletten ve hakikatten koparmıştır. Kaldı ki muhalefetin iddia ettiği gibi kanun teklifinin temel hakları kısıtlayıcı bir yanı yoktur. Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sosyal medya bataklığını ıslah edeceğini ve düzenlemeyle sosyal medyada insanın onurunun korunacağını ifade etti.